Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hani Osmaniye'de menemen çekmiştik ya sanayide, Recep Usta. Onu sağ üst köşeye bırakıyorum, oradan izleyebilirsiniz. Orada soğanlı, sarımsaklı, sucuklu menemen yemiştik. Ve altına birçok kişi menemen soğansız olur demişti. Soğansız menemen yemek için manyaklığa bakar mısınız? İzmir'e geldim. İzmir'deyim, menemenci. Atom'un yerine geldik, soğansız menemen yiyeceğiz. Hazırsak başlıyoruz. Mustafa abi, kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyiz, sağ ol. Şükür, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ ol. Biz de iyiyiz. Osmaniye'de sanayide menemen çekmiştim. Orada soğanlı yapılıyordu. Soğansızını yemek için İzmir'e geldim. Hoş geldiniz. Mustafa abi, seni Instagram'da gördüm. Görür görmez de dedim ki gitmeliyim, yemeliyim. Geldim. Mustafa abi, kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben bu işi 47 senedir, 72'den beri. Yarım asır olacak neredeyse. Aşağı yukarı. 50 yıl olacak. Aşağı. 50 yıldır bu işi yapıyorsun. Evet. Şimdi bu yörede genelde soğansız mı olur menemen? Yani soğan, burada da yiyenler var fakat soğan baharlı bir bitki olduğu için kendi tadını verir yani yemeğe. Domatesin, biberin, yumurtanın tadını örter. Soğan onu bastırıyor diyorsun sen. Bastırıyor, hepsini Hı-hı. bastırıyor. Hangi yemeği atarsanız atın, Hı-hı. soğan kendi tadını verir. Sen 50 yıl önce de mi menemen yapıyordun? Tabii, ben hep menemenciydin. Tabii. Hep burada mıydın peki Mustafa abi? Yok, Kemeraltı'nda, esas merkez Kemeraltı'nda. Burayı şube oğlum için açtım. Hı hı. Yani genelde burada bulunuyorum. Anladım. Evet. Kaç çeşit menemeniniz var? Çeşit... 3, bir de sade ile 4 çeşit. Şimdi bir tane sade var, klasik. Klasik sade. Sade biber var. Biber, domates, yumurta. Yumurta. Evet. Diğer çeşitler hangisi Diğer Mustafa çeşitler abi? Diğer çeşitler kavurmalı oluyor. Hı hı. Sucuklu. Hı hı. Kaşar peynirli. Bunlar var. Tamam, o zaman şey yapalım. Bir tane sade alalım Mustafa abi. Bir kişilik olacak. Bir tane de sucuklu kaşarlı alalım, olur mu? Tabii. Sucuk kaşar karışık yapabiliyoruz. Karışık, tabii. Tamamdır. Tabii. Menemen tavaları böyle mi olması lazım? Yani teflonda... Yani en güzel bunda oluyor. Alüminyumda. Yani çelik diyorlar, teflon diyorlar. Hiçbirinde olmuyor. En güzel bu alüminyumda oluyor. En lezzetlisi bu diyorsun. Evet. Peki burası konum olarak... nasıl tarif edebiliriz burayı gelecekler için? Nereye yakın burası, ya da? Alsancak Sevgiyolu. Alsancak Sevgiyolu. Sevgiyolu, evet. Orada kime sorsalar gösterir yani, diyebiliriz yani. Değil mi? Tabii. Tamam. Onu bize mi yapıyorsun? Burayı bize. Acı ister misiniz? Olsun, biraz acılı olsun. Ha, onu soruyoruz o zaman ekstradan, acılı mı, tabii, acısız mı diye. Tabii. Tamam. Her gün açık mısın? Yani pazarları pek açmıyoruz. Bazen açıyoruz da Hı-hı. genelde kapalı oluyor. Yaz kış aynı mı yoksa değişiyor mu? Yani yazın böyle hani kalabalık yazın. Oluyor ya şey, turist açısından. Yani pazarları açmıyoruz yazın. Genelde kışın. Ha, kışın pazar günleri açık. Açık, evet. Hangi saatlerde açık genelde? Saat 7 ile akşam 9.30'a kadar. Açık. Açık, evet. Aslında tek menemencisin ve çalışma saatleri bence menemene göre uzun. Uzun, evet. Akşam da o zaman tercih ediyor menemen burada. Akşam, sabah. Sabah kahvaltılarda alışıyoruz biz yemeği ama akşam da demek ki... Akşam da oluyor. Müptelası çok bu iş. Var, tamam. Bu acı olan herhalde. Bu acı. Tamam. Bir de diyorlar ki soğan girerse yemek olur diyorlar menemene. Yemek, tabii. Tabii yani. Sen de aynı düşüncede misin? Aynı şekilde, aynı. Aynı. Zaten ben İzmir'de ilk defa bu şekilde yapan benim yani. Burada evlerde böyle mi yapılıyor Mustafa abi? Yok, soğan da yapan var. Ama yani, genel olarak konuşacak genel, olursak tabii, soğansız genel, değil mi? Genel olarak soğan. Sadece biber, domates. Domates, yumurta. Yumurta, başka bir şey yok. Aynen. Mesela bizim oralarda evlerde genelde hep soğanlı yapılır. Soğansız çok azdır. Yani alışkanlık. Tabii damak tadı. Güneydoğu bölgesinde böyle çok sevdiğimiz için biz. Şimdi suyu attık, böyle bir karıştırıyoruz.
Bu bir çift porsiyon mu? Bu bir çift. Tamam. İki de yumurta kıracağız. İçinde iki tane yumurta var. Evet. Tamam. Biraz su atıyorum. Yumurta olduğu zaman sıcakları önüne alın. Sonra da atıyorsun. Tabii bu yazın domatesler daha lezzetli olduğu için kuşlarıyla daha lezzetli daha, mi yazın? Daha lezzetli oluyor. Fakat yani kışın da bulunuyor güzel domates. Pahalı oluyor ama... Yine de kullanıyoruz diyorsun. Tabii. Peki yumurta falan yapıyor musun? Sadece yumurta isteyen falan olursa? İşte, tabii sucuklu yumurta, peynirli yumurta, sade. Ama menemen yumurtadan başka bir şey yok burada yine. Yok. Değil mi? Şimdi kapatıyoruz böyle. İyice suyunu çekireceğiz. Pişireceğiz domatesleri. Evet. Herhalde oldu mu bu? Tamam, şimdi yumurta koyacağız. Biraz fazla gibi değil mi? Şey özelliği kaçıyor yani. Değil mi? Biraz yumurta tadının gelmesi mi lazım? Gelmesi, gelmesi. Tabii. Mustafa abi, sen İzmir'in en eski menemencisin diyebilir miyiz? Yani ilk böyle sahanlarda yaptım. İlk defa ben yapmaya başladım. Yani eskiden lokantalarda, lüksinlerde yazdan yaza yaparlardı. Ha, o zaman domateslerin lezzetli olduğu zamanlar mı yaparlardı? Yazdan yani, yazı dedin ya. Yani yoktu, sera yoktu yani. Ha, o zaman sera olmadığı için yazdan yazı yapılırdı. Tabii 71-72'de seracılık başladı domates. Burada Balçova'da. O zamandan beri ben işte kıyas kış yapmaya başladım bunu. Lokantalarda büyük tepsilerde yaparlardı. Yani akşama kadar o domates şey tepsi ocağın üstünde bu şeyler yumurtalar kauçuk gibi oluyordu. Ha, onlar sabahtan yapıyorlardı, akşama kadar akşama satıyorlardı. Akşama kadar orada duruyordu. Yani domates eriyor, yok oluyor. O yumurtalar kauçuk gibi pişiyor, evet. İçinde kalıyor. Burada hep siparişlerini hazırlıyoruz zaten. Evet, tabii. Son olarak kaşar. Evet. Evet. Peki Mustafa abi, eskiden böyle kaşar da sucuk falan filan olayı var mıydı, yoksa bu sonradan sonra mı var? Vardı, kaşar o zaman daha da güzeldi. Kars kaşarı, eski bir kaşar. Böyle eritme kaşarlar yoktu o zaman. Peki şunu soracağım, İzmir tulumuyla yapılır mıydı? Şimdi İzmir tulumu eriyor ya, burada evet. Falan kullanılıyor ya, o yüzden soruyorum. Hani burada, buraya özel bir peynir olduğu için o şekilde de yapılıyor muydu eskiden? Şimdi, yoksa kars kaşarı mı kullanılıyordu? Kars kaşarı. Öbür peynirler eriyor, yağlı olduğu için pek fazla. Hı-hı. Hani böyle çok istek üzerine veya kendisi alıp gelirse peyniri, böyle yapıyorduk. Yani o da böyle aynı şekilde en son atılıyor. Evet. Evet, bu size. Tamam, yaptım. Bu kaşarlı olan. Evet, sağ olun. Sadece hazır mı? Hazır. Ben de sağ olun. Evet, şimdi menemenler hazır. Şu kaşarlı, sucuklu, karışık olan menemen ve acılı olan. Bu da sade olan menemen. Yani direkt biber ve domates olan menemen. Şimdi şöyle yanında odun ekmeği var. Ondan büyük bir parça koparacağım. Önce şu sucuklu kaşarlıya başlamak istiyorum. Şöyle göstereyim. Mis gibi kokuyor. Atıyorum. Gerçekten soğanlı yaratmıyor. Evet.
Yani böyle soğanlı yesem de arasında çok fark yok gibi. Gerçekten çok başarılı bir menemen. Azize de böyle alttan alttan vuruyorum. Yine sade de şöyle batırıyorum. Şöyle ooo. Of. Bu da güzel kokuyor. Bir lokma daha alayım. Bu da güzel ama benim favorim kesinlikle sucuklu, kaşarlı olan. Yani bu benim damak tadıma daha çok uyuyor. Cidden güzel. Fiyatlar ne kadar Mustafa abi? Sade 12 lira. Bu şekilde 12 lira. 12 lira. 15 lira. Bu da 15 lira. Ya bunu iki kişi rahatlıkla yer. Yani kim ne derse desin. İki kişi geldiniz buraya. 12 liraya karnınızı doyacaksınız. Sucuklu kaşarlıyı ısrarla tavsiye ediyorum. Diğeri de güzel ama bence bu daha güzel. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın ha. Afiyetle kalın, hoşça kalın.